Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da vazgeçilmez serimiz olan Çarkı Çevir Çıkanı Yap Challenge ile beraberiz. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi, saat 17.30'ların vazgeçilmezi. Sizler abone olup bildirimlerden geliyorsunuz, adamsınız abi. Şu videoya bildirimden gelen herkes bir yorum atabilir mi? Hepsine kalp koyacağım abi. Bildirimden gelmeyenler de bildirimleri açtım desin, açıp onlara da kalp koyacağım. Her neyse arkadaşlar, şimdi efsane şeyler yapacağız bugün. Yani bugün böyle bir şey yok. Bugün çok efsane şeyler yapacağız. Bugün önemli bir haberim de var. Tabii Çark'tan gelmezse abi o haberi size veremeyeceğim maalesef. Her neyse arkadaşlar, şaka bir yana, şimdi laf fazla uzatmıyorum ve çarkımı çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. Benim en eğlendiğim seri tabii bu arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Like atan inşallah en iyisini çıkarır. Arkadaşlar, vereceğim haberde süper bir haber vereceğim. Bir daha etkinlik gelecek. EA Sports'un tweetini falan göstereceğim birazdan size. Efsane bir etkinlik gelecek. Umarım bu videoya like atan abi, yani sizin göreviniz iki tane var zaten. Like at ve abone ol. Siz de görevlerinizi yapın. Ben çünkü bütün zorlu görevlerimin hepsini yapacağım. Sizlerden de yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Hadi siz de bana katılın ve siz de benimle birlikte görevleri yapın diyorum. Hemen bir sonraki çarkı çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım bu çarktan ne gelecek. 45.000 coins'lik paket aç geldi arkadaşlar. Hemen en basit beleş görevlerimizi yapalım. Ama gördüğünüz gibi ben zaten bütün görevlerimi yapıyorum. Bu arada bu videoyu birazcık hızlı çekmemiz lazım, yoksa etkinlik bitecek ve ben oyuncuların hepsini açamayacağım. Düşünsenize, bir anda elektriklerim gidiyor, mobil verimdeki internet bir anda böyle kesiliyor, bir şeyler oluyor. Ve abi o kadar emeklerim çöpe gidiyor. Keko çıkardık abi, o da ilginç bir durum. Her neyse, bir çark daha çevirelim, bakalım bu çarktan ne gelecek. Haydi bakalım. İkon turnuva kadronu göster geldi. Yine arkadaşlar kolaydan ilerliyoruz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani hemen ikon turnuvasında oynayacağım kadromu göstereyim. Arkadaşlar, ben topluluk kısmına efsane bir gönderi attım. Yani gönderi efsane derken, hani sağ bekime bronz koyup bu şekilde bir kadro kurmuştum arkadaşlar. Ve bayağı bir beğeni geldi. Yani o tarz gönderileri seviyorsanız bu arada yorumlara yazın. Ben toplulukta daha aktif olurum. Hikayelerde falan da geçen haftalarda birazcık aktiftim biliyorsunuz. Onları da görüyorsunuz. 10.000 kişi falan görüyor. Yani gerçekten videoların izlenme sayısı kadar hikayeyi görüntüleyen var. Bu da bana gerçekten ilginç geliyor arkadaşlar. Her neyse, gördüğünüz gibi ikon turnuva kadronu bu şekilde. Sağ bek değil, orta sahaya aldım hissiniz hepiniz. Bana da mantıklı geldi. Ben de bu şekilde deneyeceğim bakalım. Daha arkadaşlar biliyorsunuz saat 10 olmadığı için, ben bu videoyu dün akşam çektiğim için, o yüzden daha ikon turnuvasını oynamadım. Her neyse, bir daha çevirdik bakalım. 3 paket aç. 3 paketten artı 75 oyuncu çıkartamazsan elit oyuncu hızı sat. Hemen abi 3 tane paket açalım. Abi ben elit oyuncu satmak istemiyorum. Lütfen elit oyuncu satmak istemiyorum ya. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Bu arada Aubameyang'ı aldım mı alamadım mı göreceksiniz. Hadi bakalım. Abi 75 ver. Ben elit oyuncu artık satmak istemiyorum. Her videoda 100 binlerce sattım. Artık coins olacak oyuncum yok. Yani coins lazım. Aha tamam, çıktı. Daha paket açmıyorum bu arada. Daha paket açmıyorum. Ben 75 üstü oyuncumu çıkardım. Çok da mutluyum şu anda. %10 arkadaşlar bunun şansı ve bana bayağıdır çıkmıyordu. Gerçekten bu ara çok şanssızdım. İyi ki çıktı. Gerçekten şu an çok mutlu oldum. Hadi bakalım bir daha çarkımızı çevirelim. Bakalım buradan ne gelecek arkadaşlar. Santi Patrick görevlerini yap geldi arkadaşlar. Hemen Santi Patrick etkinliğine giriyorum ve çarkı da tabii ki Santi Patrick görevlerini açıyorum. Sadece coins alamıyoruz arkadaşlar. Diğer her şey var. Ama antrenman XP'si bir tane var. Diğerleri hepsi ikişer tane var. Yani antrenman XP'sinin çıkma şansı hepsinden daha az. Umarım da kırmızı olan antrenman XP'si çıkmaz. Yani benim zararıma. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz, maalesef 16'da kaldım. Buradaki şansla yani %40'dan çıkmadın da %50'den nasıl çıkmazsın? En azından 17 olsaydın ya. Gerçekten abi, bu arada sizler neler yaptınız? Bunu yorumlara yapmayı unutmayın. Her neyse, basalım bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir şey gelir derken normal geliştirici geldi. Hemen abi ben bu normal geliştiriciyi buradan alacağım. Nerede abi? Burada. 250 normal geliştirici. Zaten hepsini bunu harcayacağız arkadaşlar. Toplamda 19 tane harcayacağız. Evet, açtım bakalım. Evet, bayağı güzel şeyler geldi. Defans, orta. Bu arada arkadaşlar, Grimaldo'yu kadroya koyarsam hani Roberto Carlos çok rahat bir şekilde geçiyor bu sefer. Danışman Paulinho da yükselmiş. Of, güzel güzel güzel. Bunlar güzel oluyor abi. Hemen bir daha çevirelim. Bakalım ne gelecek buradan. Yükseltmeyi de bir sonraki videolarda yaparız. Yine normal geliştirici aç geldi abi. Ben bu kadar normal geliştirici açacağımızı çok da tahmin etmemiştim. Hadi bakalım, bana fark etmez abi. Ben hepsini açabilirim. Ama hepsi de normal gelmesin tabii. Farklı farklı karışık açmak istedim. O yüzden aslında çarkı sordum. Çünkü ben çok kararsızım arkadaşlar bu tarz konularda. Pozisyon alma 75 tane geldi ve Hazard bayağı bir uçacak yani. Fizik gücüne bakalım. Kaleci danışman. Orta. O defans da, evet defans Van Dijk. Van Dijk daha yükselmesin zaten. 12. boost olursa Van Dijk'ın bayağı bir uçar. Şimdi ne geldi? Abi yapma ya.
çöpe atmak gibi bir şey bu. Ben bunu bilerek bir tane koydum hiç çıkmaz diye de bir tane çıktı, tam daha çıkmasın abi bu antrenman XP'si. 30 bin antrenman XP'si tamam hoş da abi gerçekten hani zarar bu. Zarar bu abi, geliştirici ver bana. Oh tamam, nadir geliştirici. Nadir geliştirici bir an yine çıkacak sandım. Arkadaşlar şimdi içim acıya acıya basıyorum. İçim acıya acıya bastım. Çok üzücü bir durum tabii arkadaşlar ama tabii abi ben onluk oyuncuları alacağıma giderim, bunları alırım daha iyi diyorum. Ve saldırganlık neydi abi saldırganlık? Bu arada bu da bende hiç yok galiba. Ne var abi bende? Aynen reaksiyon var. Başka da bir şey yok zaten. Yani başka nadir geliştirici lazım olan bir şey yok. O yüzden birazcık sıkıntılı durumlardayız aslında. Her neyse bir basalım bakalım. Neyse ilerleyen serilerde seri kullanırız. Belki orada kullanırız. Şimdi epik geliştirici çıktı arkadaşlar. Hemen epik geliştiricimizi açıyoruz. Yani ben bunları o kadar kastım. Her gün her gün oynadım. Ama işte arkadaşlar görüyorsunuz ne işe yaradığını. Evet görüş geldi, güzel. Onluk bir görüş çıktı. Hız da 25 çıktı ama hız hiçbir oyuncuya yaramıyor ya. Hız keşke daha çok yarasa. Çünkü çok çıkıyor. Top kontrolü de Manu var ya zaten uçmuş durumda. Hadi bakalım Manu gerçekten güzel durumda. Bir daha açalım bakalım hangi geliştiriciyi açmamız gerekecek arkadaşlar. Normal geliştirici geldi. Hadi bakalım o zaman normal geliştiriciyi de açalım. Bakalım normal geliştiriciden ne çıkacak? Güç 75 tane çıktı. Oha. Pozisyon alma. Oo pozisyon alma yükselecek neredeyse. Bak bu videoda hani full bu geliştiriciden açsak, bu arada şey de yükseldi. Vida da yükseldi. Gerçekten efsane bir durumdayız arkadaşlar. Şu anda hemen devam ete basalım. Ve bir tane daha geliştirici açıyoruz. Bakalım bu geliştiriciden ne çıkacak arkadaşlar. Yine normal geliştirici çıktı. Hani hepsinden ikişer tane koymama rağmen mesela efsane hiç çıkmamasına rağmen normal geliştirici bayağı bir çıktı. Bu da ilginç bir durum aslında arkadaşlar. Neyse benim işime gelir. Bunlar da lazım. Oh bak 50 tane defans verdi yine. Gerçekten efsane. Kaleci pozisyon almayı da verdi 50 tane. Bak çok iyi oluyor bunlar. Hadi bakalım abi devam. Tam gaz devam. Haydi bakalım buradan ne gelecek abi, umarım buradan da güzel bir şey gelir derken yine bittik abi maalesef. Antrenman XP'si. Yani arkadaşlar bu karlı mı zararlı mı? Eğer hesabını yaptıysanız yorumlara yazın, benim de içim rahatlasın. Ben şu an hesap yapmaya üşendim açıkçası. Her neyse hemen bunu da açıyoruz. 30 bin antrenman XP'si oldu. Hemen bir daha çevirelim abi bakalım buradan ne gelecek. Evet arkadaşlar nadir geliştirici geldi. Yani nadir geliştirici de en az olan şey. Yani gitsin abi artık, epik efsane hiç çıkmadı mesela. Niye çıkmıyor abi? Hepsinden ikişer tane var. Gerçekten ilginç. Müdahale tamam güzel. Yok müdahale değildi ya, güzel olan hangisi? Saldırganlık mı güzel? Yo. Abi hiç lazım olan bir şey çıkmadı mı? Aa Mustera bu arada. Yok Mustera da lazım olan bir şey olmamış. Şu an çok moralim bozuldu abi. Hadi artık ya güzel bir şey ver. Nadir geliştirici verdi yine. Abi en kötüsü bu arada nadir geliştiricisi antrenman XP'si onları verip duruyor. Kafayı yemek üzereyim. Ha evet reaksiyon. Reaksiyon lazım abi bize. Aynen reaksiyon Carvajal için reaksiyon lazım. Ama artık çok fazla nadir geliştirici istemiyoruz tabii ki. Daha fazla farklı geliştiriciler istiyoruz. Ama antrenman XP'si geliyor abi. Kafayı yiyeceğim ya. Yapmasa mıydık bu görevi? Gerçekten çok sıkıntı olacak abi. Antrenman XP'sini çıkaracağım. Yani bir tane koymama rağmen sürekli gelmeye başladı. İnşallah karlıdır yani. Çok da karlı olduğunu düşünmüyorum. Herkes beceri geliştiricisi alıyor zaten. Epik geliştirici çıktı. Alalım abi, ikonlarımızı yükseltiriz. Yani en iyisi normal geliştirici ile efsanevi geliştirici galiba. Efsanevi hiç çıkmadı abi gerçekten. İyi görüş 15 tane geldi güzel. Yani top kontrolü falan bunlar artık zaten diğer oyuncularımı çok etki etmiyor diye düşünüyorum herhalde öyle. Aynen bitiriciliğe bakalım bir de. Evet bitiricilikte hiçbir kimseye etki etmiyormuş. Umarım ileride gelecek etkinliklerdeki oyunculara tam bu çıkanlar lazım olur yani. Öyle istiyorum. İyi, normal geliştirici de bizi mutlu eder arkadaşlar. Ama hala efsanevi geliştirici açmadık. Bu da bizim için ilginç bir durum oldu. Ama takım bayağı bir kasıldı abi. Oyuncu almaktansa herhalde böyle yapmamız daha çok işimize geldi. Yani bayağı bir boostlarımızı yükselteceğiz bu videodan sonra. Yani çok az kalmış olacak hepsi ya da. Gerçekten güzel bir durum olacak. Çeviklikte bak, çeviklik yükselmesi iyi olur. Umarım bu videoda çevikliği boostlarız arkadaşlar. Hadi bakalım bir geliştirici daha çeviriyoruz. Ve yine antrenman XP'si çıktı. Allah kahretmesin ya. Abi bunu bir tane koydum. Bir tane efsanevi geliştirici çıkmadı. Bu hep çıkıyor. Kafayı yemek üzereyim şu anda gerçekten. Kafayı yemek üzereyim. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yine 30 bin tane antrenman XP'mizi aldık. Hemen bir daha çeviriyorum. Bakalım buradan ne gelecek arkadaşlar. Hadi abi. Evet normal geliştirici geldi. Yani efsane geliştirici inadına çıkmıyor abi. Ben nereden elde edeceğim bu efsane geliştiriciyi? Hiçbir fikrim yok. O kadar iki tane yazmışım ama yok abi yok çıkmıyor. İnadına çıkmıyor. Hemen devam edeceğim. Çok bakmayacağım arkadaşlar. Tekrardan çeviriyorum. Artık efsane geliştirici gelsin. Lütfen. Abi yok artık. Efsane geliştirici engelli gibi bir şey çıkmıyor. Engellemişim sanki abi onu. Diğer 3 tanesini efsane mi açsak arkadaşlar? Hiç çıkmadı ya.
Abi en az o hiçbir işime yaramayan şey 25 tane çıkıyor. Tek olan şey 5 tane çıkıyor. Bunun videoda ne kadar şanssızım ya. Hadi abi. Oh be efsane sonunda. Sonunda bir EFSO geliştirici çıktı. Açalım bakalım ne gelecek. Roberto Carlos gelişecek mi bakalım. 1 numara verdi. Rolanti 5 verdi. Yok abi kaptan. Nainggolan gelişti. Güzel. Nainggolan gelişti. Arkadaşlar gerisinde efsane açmak istiyorum ya. Gerisinde son 2 tanesini zaten o kadar biriktirmişim abi. Gerisinde efsane açalım. Artık Roberto Carlos'u bir geliştirmek istiyorum çünkü Rolanti ver. Evet 5 tane daha verdi. Şimdi onluk bir Rolanti verirse Roberto Carlos gelişecek. Vermezse de canı sağ olsun daha sonra çıkartırız etkinliklerden diyoruz ve bakıyoruz. Abi hiç vermedi ya. Hiç vermedi. Gerçekten bir tane bile vermedi. Gerçekten çok üzücü bir durum oldu. Her neyse arkadaşlar bu arada etkinliğin bitimine son 9 dakika kalmış. Nainggolan haricinde bir tane daha gelişen var. O da danışman arkadaşlar. O da Paulinho. Yani iki tane o tarz oyuncumuz gelişmiş. Ben onlara sonra bakarım. Hemen arkadaşlar o zaman normal çarkımıza geldik ve çevirdik. Bakalım buradan ne gelecek. Hadi abi zorlama bizi. Bunu yaptık zaten. Yapmadığımız bir şey çıksın abi. Haydi bakalım. İlk 15 dakika içinde bu videoya gelen bütün yorumlara kalp atıyorum arkadaşlar. Bu videoyu ilk 15 dakika içinde gelen bütün yorumlar kalplenecek. Haberiniz olsun. Hemen basalım. Yani onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bayağı yorum gelir şimdi bunu görünce. Gözün kapalı elit oyuncu al geldi. Abi kafayı yiyeceğim. Gözün kapalı elit oyuncu ne ya? Ha bu arada arkadaşlar geçen videoda sattığım oyuncuları şöyle sizlerle birlikte alıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ben burada bayağı bir sıkıntıya düştüm. Abi gözün kapalı elit oyuncu direkt aradık. Şöyle gözümü kapattım. Bu arada arkadaşlar eğer Coins'in bütçemin üzerinde bir oyuncu çıkarsa onu almayacağım. Hemen kaydırdım, 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 bastım ve... Oh tamam bunu almıyorum. Bir kere daha deneyeceğim. Bir daha bu şekilde çıkarsa almayacağım. Şansa bak abi 6 milyonluk adam çıkmış. Kafayı yiyeceğim. Hadi bakalım bastım. Vallahi abi videoyu kessem mi dedim. Almasam mı dedim. Çok büyük zarar edeceğim dedim. Ama arkadaşlar sizlerin abone olma, like atma falan görevlerini yapacağınıza inanıyorum. O yüzden ben de yaptım. Bütün görevlerimi bakın ben yapıyorum. Siz de yapın abi lütfen. Bunu zaten gösterdik. Hadi bakalım çevirmeye devam abi. Haydi bakalım. Bunları da yaptık. Bir daha çevir bakalım ne gelecek. Yapmadığımız bir şey gelsin artık abi. Hadi ya yapmadığımız bir şey gelsin şu an. Abi tamam ilk 15 dakika içindeki bütün yorumları kalp yorum ya. Okey gördüm. Bak. Abi çıkan her şeyi sileceğim şimdi ha. Evet arkadaşlar ana sayfadan ve önerilerden gelenler herkes abone olsun. Bakın ben bütün görevlerimi yaptım. Siz de arkadaşlar eğer bana abone değilseniz yine de beni gördüyseniz demek ki benim tarzımda videoları izliyorsunuzdur. Ve bu videoda zaten eğlendiğiniz belli bu dakika kadar izlediğinizden. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize söylüyorum bu videoya yani kanala abone olup bildirimleri açanlar umarım abi bu sene takdir hedefi varsa takdir alsın. Teşekkür ise hedefi teşekkür alsın. En iyisi neyse onlar için o olsun abi. Ama abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın hem canlı yayın olacak hem de efsane bir video olacak bu arada. Son bir kez daha çeviriyorum. Bakalım yapmadığımız bir şey var mı diye. Çıkmazsa da artık. Evet çıkmadı zaten. Bu görevleri zaten yapmıştık. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Ben gerçekten bu videoda çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada o ilk 15 dakika içinde yorumları şey kısmı var ya o birazcık beni zorlayacak ama ilk anda tıklayanlar sadece yapabilecek onu muhtemelen. Her neyse arkadaşlar burada dediğim gibi videolarımızın sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Yarınki yayını kaçırmayın bu arada şuradan abone olun. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak çok efsane bir videoya gidebilirsiniz. Arkadaşlar ben sizleri gerçekten çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.